さん、トルコで最も人気のある伝統的なお菓子バクラバ、ジュロールが松屋銀座に常設店をオープンしました。Yeşilçay'ın da bir kere çok güzel bir şekilde eşlik ettiği, özellikle fıstıklı baklavaya Yeşilçay. Genelde Japonya'daki Türk restoranları Japonların ağız tadına uysun diye tatlarında bazı oynamalar yapıyor Türk yemeklerinin. Fakat siz de Japonya'daki sattığınız baklavanın tadında herhangi bir değişiklik yaptınız mı? Özellikle işte mağazada müşterilerin yedikten sonra işte kalan baklavalar oluyor, eve az miktarda götürmek istedikleri bir şeyler oluyor. Japonya'da sanırım baklavayı taneyle satıyorsunuz. Tat olarak bir kere onlar için bambaşka. Hani bir hamur tatlısı zaten çok fazla orada yok. Fıstık onlara uzak ama sevdikleri bir lezzet. Peki baklavaları Japonya'da mı yapıyorsunuz yoksa Türkiye'de mi yolluyorsunuz? Fazla şekerli, ağır. Çünkü kiloyla satılan bir şey olduğu için genelde ağır yapmayı tercih ediyorlar ama işte bu da iyi. とってもすごいことが起きました。トルコで最も人気のある伝統的なお菓子バクラバ、1843年創業のバクラバメーカージュロールが松屋銀座にアジア初の常設店をオープンしました。本当にどのトルコ人に聞いても知っている、あるいは聞いたことのあるブランドです。この機会にぜひ日本の皆さんにこのバクラバを食べてほしいです。そしてなんと今回はカロキョギュロールの社長ムラット・ギュールさんにインタビューしました。そもそもバクラバって何という質問から、日本人が食べるとしたらどの食べ方がいい、なぜアジアで最初に日本でオープンすることに決めたのか、などたくさんの質問をインタビューしました。日本人の皆さんもトルコ人の皆さんも必見です。ぜひ見てください。それではどうぞ。Merhaba arkadaşlar, 1843 yılından bu yana hizmet veren, baklava deyince ilk akla gelen Karaköy Güllüoğlu, Nadir Güllü isminde Tokyo Ginza'daki Matsuya'da kalıcı olarak yeni bir yer açtı. Bugün Karaköy Güllüoğlu'nun genel müdürü Murat Güllü ile bir söyleşi yapacağız. Bugün zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Hemen ilk sorudan başlıyorum. İlk olarak Japon seyircilerimiz de olduğu için onlar için de sormak istiyorum ama baklava nedir? Nasıl yenir? Ne ile yenir? Baklavanın iyisi nasıl anlaşılır? Baklava yüzyıllara dayanan bir tatlı. Türklerin uzun süredir hamur inceltme işleriyle uğraştığını biliyoruz daha Asya'dan beri. Onu Anadolu'ya getirdiklerinde Anadolu'da tatlanmasıyla birlikte bunun özellikle bal ve pekmezle başlayarak sonra şekere dönerekten aslında bugünkü halini alması çok daha yeni ama bir Osmanlı tatlısı diyebiliriz. Çünkü sarayda gelişiyor. Saraydan sonra 19. 20. yüzyılla beraber aslında sokağa inmeye başlıyor baklava. Ondan önce daha çok konakların ve sarayların tatlısı olan bir tatlı. Baklava nasıl yenir? Baklava elle ya da çatalla, ki bence elle çok daha iyi yenir ama yenirken mutlaka ters çevirip yenmesi daha iyi bir tat verecektir. İyi bir baklava yenirken önce işte göze hitap etmesi lazım. Bir altın sarısı bir rengi, parlaklığı olması lazım. Isırdığınız zaman bir hışırtı duymanız lazım. Yani o katların ince ince açıldığını ve taze olduğunu gösterir baklavanın. Kokladığınız zaman dengeli bir şekilde orada yağı, fıstığı beraber alıyor olmanız lazım. Tattığınız zaman da aynı şekilde ne çok tatlı, işte ne çok aşırı fıstıklı, ne çok hamur bir tat gelmesi lazım. Bunlar arasında bir denge oluşması lazım. Ve en önemlisi şerbetinin damlamaması lazım. Yani maalesef yurt dışında özellikle yapılan baklavalarda kolaya kaçmayla birlikte fazla şekerli, ağır. Çünkü kiloyla satılan bir şey olduğu için genelde ağır yapmayı tercih ediyorlar. Ama işte bu da yediği zaman bir insan ikinciyi yedirmek istememesi ya da işte çok ağır gelmesi. Özellikle Japonlar için. Yani ben burada hatta Japon tatlılarını İstanbul'a geri getirdiğimde bazılarını paketli bir şekilde. Buradaki arkadaşlar tatlılarının nötre çok yakın değiller. Yani neredeyse tatlı değil. O yüzden bence hani baklavanın bizim yaptığımız hali bile onlar için limitlerde bir şey. Ve bir anlamda farklı geliyor. Ama zaten bence baklavanın doğrusu da o kadar tatlı olmaması gerektiği üzerine. Yani baklavanın iyisi bu şekilde olur. Neyle içilir, neyle yenir kısmına gelirsek de biz Türkler olarak genelde siyah çayı tercih ediyoruz. Ve %90 tüketim bunun üzerinden gidiyor. Tabii ki insanlar yanına limonata içenler var. Hatta eski zamanlarda ayranla, yani tatlıyla tuzluyu dengeleme
biçiminde tercih de vardı ama bugün çok kalmadı. Çok eskiden fazlaca yapılan bir şeydi. Ben baktığım zaman Japon toplumunu da takip ediyorum nasıl tükettiklerine dair. Kendim de bir takım hani araştırmalar yapıyorum. Mesela Balkanlara gitmede bu arada kahveyi çok önde görüyorum. Çay hemen hemen içmiyorlar baklavayla birlikte. Japonlara bakarsak da kahve ve çay yine dengeli bir şekilde gidiyor. Daha çok çay tabii. Benim gözlemim siyah çayın yanında yeşil çayın da bir kere çok güzel bir şekilde eşlik ettiği. Özellikle fıstıklı baklavaya yeşil çay. O yüzden Japonlar keşfetmeye bu noktada daha açık ki ellerindeki paletler çok daha zengin özellikle çay ve kahve konusunda. Ben bu konuda onlardan çok şey öğrenilebileceğini düşünüyorum. Biz hani böyle baklavayı bir oraya götürdük. Şimdi biz bir yandan onları takip ederek birazdan onlar bizi nelerin nasıl güzel eşlikçi olacağını da beraber bulacağız diye düşünüyorum Japonya'da. Ve burada Japonya'da bulduklarımızın ben dünyanın geri kalan içinde örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü Japonların tüketim kültürünü ben bu noktada biraz daha elit ve üst olarak görüyorum. Olarak Japonya'ya açalım dediğiniz kalıcı olarak da değil. Bir satalım hani Böyle. dediğiniz. Nereden aklınıza geldi? O ben zaten bize geldi. Böyle bir teklifte bulundu. O Ben Bey size yardım ediyor sanırsam. Kendisi bizim distribütörümüz yani Japonya'daki temsilcimiz aslında. Dünyanın birçok yerinden gelen teklifler oluyordu. Başka ülkelerden işte gelip baklavayı oraya götürelim falan ama böyle baklavayı götürmek değil mesele sadece. Kimin nasıl götüreceği, ne yapacağımız, nerede olacağımız çok parametre var. O ben bile ilk geldiğinde dedi ki işte orada çok işte iyi AVM'ler vesaire var. Ben AVM lafını duyunca hemen bir geri durdum. Yani çünkü Türkiye'deki AVM anlayışı mesela bizimkinin çok dışında. Ama o ben durumu anlatıp fotoğraflarla işte yani department store ve mall kavramının İngilizce'de, Türkçe'de tam iki kelime ayrılmıyor ama o department store ile mall kavramının çok ayrı şeyler olduğunu, department store dediğimiz şeyin de yani orada işte Matsuya Ginza yani 1920'lerde kurulmuş bir yer. Şimdi Türkiye'de çünkü AVM'lerin tarihi o kadar eski değil. Ve durdukları nokta da bizden çok uyumlu değil. Ama işte Matsuya'nın işte o diğer yerlerin o department store'ları nasıl birbirinden ayrıldığını ve ne kadar prestijli olduğunu, bizim aslında olaya bakışımızla ne kadar uyumlu olabileceğini anlattı. İlk başta tabii ikna edemedi. Sonra bana da biraz araştırdı, gösterdi şu bu. Ona rağmen yine de bir deneyelim bakalım. Hani işte zaten çok da ilk başta duyurmaya gerek yok. Hani o bir geçici event olduğu için de en azından şans verelim noktasıyla başladık. Yani kalıcı bir yer teklifiyle gelseydi bu iş çok daha zor olurdu. O pop-up etkinlikten başlamak bir başlangıç oldu ve oradaki ilk büyük patlama yani kapıda o yüzlerce kişinin sıra olduğunu ben hatta ilk başta gördüm bu herhalde dedim yani AVM'ye genel giriş sırası mı? Bu bizim değil herhalde. Yani sen gerçekten başka bir şey mi yolluyorsun bize diye de sordum baktım. Hakikaten ama ben sonra sıranın başından sonuna kadar işte çektiği videolar, fotoğraflar, sıranın sonu yani ilgiyi genel olarak gösterdiğinde bir dakika dedim burada hakikaten başka bir şeyler oluyor. İnsanların durumunu, Matsuya'nın durumunu genel olarak görmeye başladıkça da Ginza'nın bile ne kadar aslında bu noktada prestijli iyi bir nokta olduğunu Tabii. zaman içinde kavraya zaten kalıcı yere doğru geçiş aşamalı oldu. Bu çok sağlıklı olan da bu oldu bence. Yani birden zaten büyük hayaller, büyük planlarla vesaire değil, adım adım ne olduğunu görerekten gittiğimiz işler geliştikçe de işte zaten hani işler gelişince önümüz açılıyor işte Matsuya'dan ona göre daha farklı bir yaklaşım geliyor falan. İş öyle gelişti. Yani ben yine söylüyorum buradaki önemli pay Oven'e aittir. Baklavanın orada gerçekten ilgi görebileceğini Oven keşfetti bunu ve geldi. Hatta dedim yani ben bile ilk başta evet ama hani biraz daha mesafeli bakarken O ben bunu öngördü ve gerçekten de haklı çıktı. Satıştan ziyade ürünün prestijini ve konumunu korumanın önemli olduğunu biliyor. Çünkü lokal pazarda yani Japonya'da önem verilen şeyin aslında bu itibar oluşu. İtibarla o satışın gelebileceğini ancak biliyor. Özellikle ben Tokyo'ya gittikten sonra da pazarı ve sektörü inceledikten sonra tamamıyla ikna oldum ve her şeyden önce çok heyecanlandırdı. Yani orada birebir bulunmak ve o yeri görmek çok farklı bir şey yani ne Amerika ne Avrupa yani gerçekten orada olmayana çok kolay da anlatılabilecek bir şey değil yani uzaktan anlatılması gerçekten çok zor bir şey. Avrupa ile ve Amerika ile olan benzerliklerimiz bu anlamda sektörde çok daha fazla ve benchmarklar, referanslar çok daha fazla gösterebiliyorsunuz ama yani Japonya için değil yani ben orada mesela Toro Yayı'yı da gördüm. Toro Yayı'yı anlatamazsınız kolay kolay nasıl bir marka olduğunu, nasıl bir duruşu olduğunu, neyi temsil ettiğini vesaire. Yani bunun gibi çok daha fazlaları var tabii. Yüzlercesi var. Sırf tatlı sektöründe de değil. Yemede, içmede genel olarak. Yani o yüzden hani dediğim gibi görmeden anlaşılacak bir yer değil.
Biraz önce dediğiniz Japonlar pek fazla tatlı sevmez ki gerçekten öyle. Tatlıları çok tatlı değildir Japonların ki baklava çok normalde tatlı bir yiyecek ama genelde Japonya'daki Türk restoranları Japonların ağız tadına uysun diye tatlarında bazı oynamalar yapıyor Türk yemeklerinin. Fakat siz de Türkiye'de sattığınız baklava ile Japonya'daki sattığınız baklavanın tadında herhangi bir değişiklik yaptınız mı? Hayır, hiçbir değişiklik yapmadık. Burada İstanbul'da ne yeniyorsa orada da onu yiyorlar. O noktada hiçbir değişikliğimiz yok. Tabii ki ileride çeşit vesaire olarak yani işte sakura ile bir baklava denenebileceği vesaire ya da kestane ile zaten biz burada da yapıyorduk. Hani içine malzeme olarak farklı bir şeyler koymayı, orayla ilgili şeyleri kullanmayı deneyiz. Ar-Ge'lerini zaten bu tip şeyleri burada da yapıyoruz. Ama herhangi bir şekilde reçeteyle oynamıyoruz. Bu arada yani ben bunun zaten gereği olmadığını şunda da gördüm. O 3 günlük o özellikle Matsuyo'nun ilk açılış günündeki yaptığımız şovlarda inanamayacağım sayıda fazla insan daha önce mağazaya gelmiş. Yani İstanbul'a ve oradaki fotoğraflarını bize gösteriyorlar deri zamanki. Hatta yanlarında işte çocukları büyümüş, çocukları bebekken getirdiği fotoğrafları gösterdiler falan. Dolayısıyla zaten gelip İstanbul'da bunu tatmışlar ve o haliyle zaten beğenmişler. Oynanması gerek bir şey olduğunu zaten düşünmüyorum. İstanbul'da ne yeniyorsa Japonya'da şu an aynısı yeniyor. Daha önce de geçen aylarda Osaka ve Tokyo'da kısıtlı süre için baklava satmıştınız. Nasıl ki ben de gidip almıştım, çok güzeldi ama Japonlardan ne gibi geri dönüş aldınız bu 3 gün veya işte o kısıtlı süre boyunca? Osaka bir tanesiydi bunların. Biz daha önce birkaç şehirde daha yine yani Tokyo dışında da Tokyo içinde de dışında da bir şehirlerde de bir seri etkinliklerimiz oldu. Dolayısıyla oradan zaten bir senedir bir hafıza oluştu. Yani hem müşterilerin nasıl bulduklarına dair hem ilgilerine dair beklediğimizin çok çok üzerinde bir ilgi oldu. Açık söyleyeyim Japonya'ya baklava gönderme fikrinde biraz daha bir mesafeli duruyordum. Yani hani acaba nasıl olur? Hem lojistiği zor, ilgi olur mu? Şudur budur gibi. Burada o beni çok iyi bir şekilde ikna etti. Ve o ilk etkinliklerden sonraki kapıda gerçekten yüzlerce kişinin falan beklediği o videolar, fotoğraflar gelmeye başladıktan sonra dedik ki hani iş daha ciddi sandığımızdan pazarı orada gerçekten görmeden anlayabileceğim bir şey değilmiş. Yani o ben zaten hep bunu söylerdi. Gidip görmen lazım, anlatılabilecek bir şey değil. Ve gerçekten gördüğüm şey inanılmazdı. Ne Avrupa, ne Amerika, ne başka bir yer. Hiçbir yere benzemiyor. Yani Asya'da çok bulunmadım. Birkaç ülkeye gittim ama hani muhtemelen gördüğüm kadarıyla Asya'daki diğer yerlere de çok benzemeyen bir yapı. Batı dışında bu kadar kendine has yöntemleriyle gelişkin böyle bir yer görmemiştim. O yüzden Japonya'dan çok şey öğrenilir. Müşterilerden de, pazardan da, sektörden de, diğer rakiplerden ya da işte firmalardan da. O anlamda Japon pazarı gerçekten benim için çok kıymetli. Yani her daim bir sürü sektörde öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum Japonya'dan. Japonya'da kalıcı olarak baklava işine girmeyi nasıl karar verdiniz ki? Matsuya Ginza'dan o teklif geldi zaten. Ya yani biz işte bu şekilde sürdürüyoruz. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi de konuşurken Matsuya Ginza'dan zaten böyle bir teklif geldi. Burada kalıcı olarak bulunun. Kalıcı olarak bulunulması tabii yanında işte fırın operasyonunu vesaire falan da getiriyordu. Ama tabii ki işte oradaki önden gelen o başarı biraz da hani o konuya biraz daha yatırım yapma, üzerine gitme, zaman ve emek harcama, kaynak harcama anlamında biraz daha tabii teşvik edici oldu. Çünkü zaten kendini biraz ispatlamış bir pazar vardı. O 6. ayıydı yine zannediyorum. Kalan 6 ayda da bu lojistik, ürün hazırlıkları, paketleme, marketing, ürünlerin gitmesi gelmesi, paket ambalajların çalışması. Yani bizim pazarlama ekibi özellikle son 6 aydır çok yoğun bir şekilde hani sırf Tokyo için çalışıyor. Çünkü çalıştığımız her şeyi aslında o Tokyo dinamiklerine göre yani bu sadece işin etiket vesaire kısmı falan değil. Onların mantalitesine göre de özellikle paket ve sunumun bu kadar özel olduğu bir yer. Yani standı da buna göre çalıştık. Dolayısıyla her şey aslında Tokyo'ya göre ince ince işlendi. Tokyoların o işte ince zevkini yakalamaya çalıştık orada. Öyle söyleyeyim. Şimdi satıştan bahsettiniz, paketten bahsettiniz ama Türkiye'de genelde biz gram ile satın alırız baklavayı. Mesela yarım kilo, 1 kilo gibi ama Japonya'da sanırım baklavayı tane ile satıyorsunuz. Ama bu konuda Japonların alış tarzını inceledikten sonra mı böyle bir satış şekline karar verdiniz? Burada Türkiye'deki mağaza için özellikle işte bazı da müşterilerin yedikten sonra işte kalan baklavalar oluyor, eve az miktarda götürmek istedikleri bir şeyler oluyor ya da promosyon vesaire gibi böyle ufak aç bitir kutular falan vardı kafamda. Bunları tasarlamıştım. 2 dilimlik, 3 dilimlik. Yani düşünün ben bunları hani satmak için değil daha çok Türkiye'de çünkü dediğiniz gibi kilo tüketimi olduğu için yani 2-3 dilimlik bir şey porsiyon bile etmiyor Türkiye'de. Yani 5 dilim baklava bir porsiyon normalde. Ben bu kutuları tasarlarken o ben tam bunun üzerine gelmişti ve kutuların ne miktarda olacağını söylerken baktı ha tamam zaten bunlar hani 4 dilim 8 dilim en fazla. Türkiye'deki en ufağı yarım kilo. Yarım kilo da 12-14 dilim falan aşağı yukarı geliyor. O denk gelmesi de biraz çalışma hızlanmış oldu ve zaten ilk
paketlerde o şekilde hep gitti. 2 dilimlik, 4 dilimlik maksimum zannediyorum. 8 dilimlik bile yanlış hatırlamıyorsam yoktu ilk paketlerde. Ama şu da oldu, özellikle açılışta da gördüm. O sürece gidene kadar daha biraz daha büyük kutular da gelmeye başladı. Hatta o ben tepsi siparişleri aldı. Çünkü Japonya'da hediyeleşme kültürü çok ilişkin. Ön siparişle topladığı siparişler oldu ve insanların birbirine özellikle çok olmasa da kalabalık ailelere falan hediyeler vesaire falan. Dolayısıyla evet Japonya'da tüketim böyle ama ben inanın şeyle ilgilenmiyorum. Yani oradaki tüketimi kiloyla olmuş, öyle olmuş, böyle olmuş. Yani Japonya'da her şey size olarak ufak, tüketim öyle. Yani insan olarak yani şişman insan yok neredeyse. Japonya'da zaten yediği yemekler gene sağlıklı ve midede ağırlık yapmayan şeyler. Dolayısıyla onların bu düzeyde tüketmesi şaşırtıcı bir şey değil. Ama ben zaten orada miktarla ilgilenmiyorum. Orada katma değerle ilgileniyorum. Tüketimin tipiyle ilgileniyorum. Kültürle ilgileniyorum orada daha çok. Dolayısıyla Japon bir tepsi almış, bir dilim almış. Orada çok benim için bir önemi yok. Orada zaten bir süreklilik, bir devamlılık esas. Ve benim gördüğüm Japonlar zor beğenen ama beğendikten sonra da devamlılık sağlayan müşteri tipi. Şu an için en azından bir yıl içerisinde bunu sağlamış gözüküyoruz. Hatta şey de çok söylerler. Yani bir yerin yeni açıldığında patlama yapmasından ziyade hiç satış yapmayıp zaman içinde yavaş yavaş yükselmeye trend gösterir. Yani Türkiye'de genelde tersidir. Bir açılır patlar, herkes merak eder, sonra ilgi kaybeder. Japonya'da bunun tam tersi olduğunu söylerler. Bizimki şansımıza ya da işte yaptıklarımızdan ilk baştan beri zaten o trendde, yüksek bir trendde gitti. Şu anda da hani göstergeleri o şeyde gidiyor. Yine söylüyorum Japonların ne miktarda tükettiği, ne yapmak istediklerini çok değiştirmek isteyeceğim bir şey değil. Oradaki kültür buysa ben buna uygun olarak onlarla uyum sağlayan şeyler içerisinde olacağım. Ve böyle karşılıklı bir öyle bir simbiyotik ilişkimiz olacak diye düşünüyorum. Japonya'da baklava biliniyor mu sizce? Yeni bir tat olarak mı düşünülüyor yoksa herhangi bir Japon tatlısına benzetiliyor mu? Aslında şöyle yeni bir tat olarak görülüyor ama yapış biçimi ve işe bakış tarzımız onlarla çok uyumlu. Firmanın bizim 1843 oluşu kuruluşunun Japon tarihindeki dönüm noktalarına Meiji Edo dönemi falan geçişler o dönemlere denk geliyor galiba ve o yıllarda kurulmuş bir firma oluşu bir dikkatlerini çekiyor. Tat olarak bir kere onlar için bambaşka. Hani bir hamur tatlısı zaten çok fazla orada yok. Fıstık onlara uzak ama sevdikleri bir lezzet. Bu seviyedeki bir tatlı çok gördükleri bir şey değil. Bu anlamda farklı ama benzerlik kurdukları şey bir firmanın bir meslekte uzmanlaşıp bununla ilgili tek başına bir iş yapması, bunu tek lokasyonda yapıyor olması, sadece bu işi yapıyor olması ve yaparken ustalarının ve çalışanların sırf bu işe adanmış olması. Yani bu orada ben hep örnekleri verirken nasıl bir sushi ustası bir sushi eğitimi alıyor ve sadece o işi yapıyor. Gidip başka bir udon işi yapmıyor. Başka bir Japon yemekleri işinde olmuyor. Teppanyaki falan değil. Sushi ustası sushi. Dolayısıyla baklava ustasının da sadece baklava usta oluşu. Hatta işte o oklavayı kullanırken şey örneğini bile veriyorum. Yani onların katanası gibi. O oklava sadece onların oklavası. Sadece onların kullandığı bir oklava. Dolayısıyla o meslekte kullanılan malzemelerin her birinin teknik ve malzemelerin özel olarak o iş için geliştirilmiş olması. Baklava bıçağından tutun süpürgesine, mermerine kadar ya da ustanın kullandığı tekniklerin usta çırak ilişkisiyle birbirine geçmesi. Bu onlardan aslında çok bağlantı, yani bir özdeşlik kurdular. Etkinlik ve pop-up etkinliklerde ve bizim son Matsuya'da yaptığımız o 3 günlük eventte de ben anlatımını yapmıştım. İşte Japonca'ya çevrildi orada. Ve orada gördüğüm tepkiler, geri dönüşler, işte sordukları sorular ve gösterdikleri merak kendileriyle özdeşleştirdiklerini ve ne kadar aslında değerli bir şey ve zor yapılan bir şeyi aldıklarını gösterdi. Öyle hissettiklerini gördüm ki Matsuya'dan da gelen geri dönüşler böyle. Onlar tabii çok daha yakın takip ediyorlar oradaki olan biteni. O yüzden bir yandan tat olarak farklı ama iş yapış metotlarımız aslında çok benzer. O yüzden bir anlamda ürünün kendisi değil ama firmada ve tekniklerinde kendilerine ait bir şeyler buldular bence. Japonya'da hangi tür baklavalardan satıyorsunuz? Fiyatları ne kadar? Şöyle satış fiyatlarına hakim değilim. Yen olduğu için hep kafamda çevirmeye çalışıyorum. Zorlanıyorum genel olarak ama çeşit olarak şu an cevizli baklavayla ve işte nadir dolama, kare baklava, havuç dilimden yani biraz daha o klasiklerden şu an için başladık. Ama 2 yıllık pazarlama planımız bu noktada var. Hangi ürünleri ne zaman getireceğimiz planlı. Biraz sürprizi kaçmasın hepsini söylemeyeyim ama aşama aşama özellikle hangi tip kutuların da orada olacağı. Mesela biz ilk başta şu an normal o 4'lük 8'lik kutularımızın haricinde metal kutuları da çok güzel. Hatta bir tanesi Matsuya Ginza özel kutusu. Üzerine Matsuya Ginza'nın binasının çizimlerinin olduğu bir şey. İstanbul temalı bir metal kutumuz var.
Bunun dışında dönemsel olarak yılbaşı için, sakura için ve 14 Şubat için ayrı çalışılan kutular var. Bunlar da gelecek. Ve hepsi dediğim gibi yıl içerisinde yavaş yavaş yaza doğru, hatta yaza özelde ayrıyetten de, yani sıcak havalara göre de çalıştığımız şeyler var. Çok fazla sunulabilecek ürün var. Ama biz tabii ki hani birden insanların kafasını karıştırıp çok fazla şeyi yığmak yerine gerçekten tadına vara vara, herkesin deneye deneye, denedikten sonra farklı bir şeyleri aramaya giriştiği noktada yavaş yavaş bunları vermek istiyorum. Çünkü Japonların bu tarafı olduğunu da biliyorum. Yani evet, bir şeyleri yapıyorsunuz ama arkasının bir noktada da gelmesi lazım. Yani bir şeyi aynı şekilde satmanın dışında o çeşitleri, biraz dönemsellikleri yakalamanız lazım gerekir. İşte sakura zamanı her şeyin ona göre olması, Aynen kestane öyle. zamanı ona göre olması vesaire. Ve bunlar çok keyifli aslında. Yani bir kültürün, bir ülkenin, bir milletin bu tip alışkanlıkları, dönemleri, değişen eğlenceli zamanları olması ve buna göre kendilerini orada dönüştürüp işte, ama bir döngü içerisinde. Yani Japonya'da en sevdiğim şey bazı şeylerin çok değişmemesi. Bir döngü varsa döngünün de fazla değişmemesi. Dolayısıyla aslında siz de o kültürün içine girip onlarla beraber harmanlanmaya devam ediyorsunuz ve yani bu çok saygı duyulası bir şey ve kökleri olan, geçmişten beri yaptıkları, anlamları olan, mevsimsel, iklimsel, kültürel, dini, milli anlamlar ifade eden şeyler olması. Ve o yüzden hani biz de bunu önden takip ediyoruz ve planlamamızı yapıyoruz. Gerçekten hem onları sıkmadan ama kafalarını da karıştırmadan güzel şeyler sunuyor olacağız orası için. Peki baklavaları Japonya'da mı yapıyorsunuz yoksa Türkiye'de mi yolluyorsunuz? Türkiye'de baklavalar yapılıyor. Japonya'da pişirilip şerbetleniyor. O yüzden de şu an aslında tam da hani İstanbul'da ne yeniyorsa o yeniyor dediğim, işte tazeliğiyle, saatiyle, ürünün kendisiyle de dediğimiz durum o. Dışarıda bizim çok baklavayı baştan sona yapmak gibi bir şeyimiz, çok düşüncemiz yok. Çünkü bir zaten hani o ekibi kurmak, yönetmek vesaire. Çünkü biz burada işimizin başında durmak zorundayız. Çünkü iş bu anlamda böyle çıkıyor. Yani bu çok kolay böyle bir araba montaj tesis gibi orada aynısını oraya da kuralım, buraya da kuralım gibi olmaya çok müsait bir iş tarzı değil. Ve işin Anladım. aslında o düz çıkmasının güvencesi burada kaynaklanıyor. Ama işte o günlük tazeliği yakalamak için de şu an, hatta işte 27 yıllık başkanımız şu an kaç aydır orada, Aralık sonuna kadar da orada olacak. Ve tabii ki belli durumlarda yine gidecek. Ve şu an hani baklava o şekilde orada taze bir şekilde pişiyor ve şerbetleniyor. Türkiye dışında hangi ülkelerde şubeniz var diye bir sorumuz var ama. Karaköy günlü olarak şube açmıyoruz normalde. Yani Karaköy'de tek yer. O yüzden hatta bu kafa karışıklığını yaratmamak için de nadir güllü konseptini bu şekilde oluşturduk. Nadir Güllü için şu an için hani Japonya aslında bir ilk. Benim ama şu an şey diye de bir hedefim yok. Yani dünyayı fethetmek ve dünyanın her yerinde olmak gibi bir düşünce yok. Gerçekten hani özel heyecan duyduğum, gerçekten hani baklava kültürüne bir şey katabilecek yerlerde olma merakı var. Avrupa'da, Amerika'da o planladığımız, şu an plan dahilinde giden Orta Doğu'da bir iki yer falan, ama bu bütünlük içerisinde Japonya ne olursa olsun, yani hangi ülkede, 3 ülkede de 30 ülkede de olsak, Japonya'nın yeri her zaman bir tık ayrı olacaktır. Ben Japonya'dan her zaman, yani orada 50 yılda geçirsem her zaman bir şey öğrenirim. O yüzden ileride neresi olursa olsun Japonya, özellikle diğer yerleri de, Türkiye'yi de geri ve diğer yerleri de geri besleyebilecek bir yer. Online olarak sipariş vermek mümkün mü? Sanırım mümkün ama Evet. Stok yok gibi bir şey çıkıyor genelde ama. İlk sene şöyle gidildi, yani bir fiziki etkinlik, bir online etkinlik. Yani online satışa belli bir stok koyup onu satma. Dolayısıyla bir fiziki, bir online, bir fiziki, bir online gidiyordu. Şimdi Matsuya'nın açılmasının ertesinde şu an online'ın kalıcı olarak açık hali de, yanlış hatırlamıyorsam Aralık gibi sabite geçmiş olacak. Yani artık Aralık ayı itibariyle tahmin ediyorum. Belki biraz daha da gecikebilir. Ama online satışta sürekli olarak açık olacak artık Tokyo'da. Tokyo dışında başka yer açmayı düşünüyor musunuz? Osaka, Nagoya vesaire. Karaköy'deki gibi bir yerin flagship store olarak sadece aslında yer almasını, online'ın aynı Türkiye'deki gibi devam etmesin. Bu herhalde bizim düşünce tarzımızdan geliyor. Mantalitemiz burada da bu. Ama pop-up etkinliklerle evet, yani dönem dönem Tokyo'nun ve Japonya'nın farklı yerlerinde olabiliriz dönem dönem. Ama kalıcı olarak bizim oradaki yerimiz, o flagship store'umuz Matsuya. Bu arada Matsuya Ginza'ya da hani çok teşekkür ederiz. Orada projenin en başından beri gerçekten hani onlar da inandı, destek oldu. Her konuda da arkamızda oldular. Aynı Türkiye'deki sistemimiz aslında, işe bakış tarzımız neyse orada da olacağını düşünüyorum. Ama yani artık hani pop-up'larla olsun, online'la olsun insanlar bir şekilde zaten ulaşabiliyor olacak. Ama biraz da kıymetli kılan bazı şeyler, hani çok da kolay ulaşmamak. Yani orada insanlar bir Tokyo'ya geldiği zaman, yani inşallah ileride 5-10 sene sonra
Bunu diyebilir belki Tokyo'lular. Yani işte Tokyo'nun Ginza'sına gidip o baklavayı yedim mi? Yani aslında ne kadar kendi kültürlerinden olmasa bile doğrudan yüzyıllardır benimsenmiş bir tatlı olarak yani Tokyo'da ne yapılırın içinde belki de orada gidip baklava yeniri de dedirtmek istiyoruz yıllar içerisinde. Ve bu çok kıymetli. Yani Japonya'nın her yerinde olmaktan, her an ulaşılabilir olmaktan çok daha kıymetli bir şey bunu dedirtebilmek benim için. Sorular bu kadar ama sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Orada baklavanın kültürünün ve tarihinin daha fazla anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir bunun bir Türk tatlısı olarak aslında tam olarak tescillenmesi orada da herkesin gözünde. Japon kültürüyle ne kadar aslında özdeş bir iş yapış tarzı oluşumu, baklava ustalığının ve bir baklavacılığın. Daha biz orada şimdiden işte hani üniversitelerle, mutfak okullarıyla, kurumlarla, işte zirve ve panellerle falan görüşmelere de başlıyoruz. Dolayısıyla aslında çok bu konuda hani bugüne kadar çok üzerine gidilmemiş. Dediğiniz gibi birkaç işte Türk tatlısı orada işte baklava yapılmış, edilmiş, satılıyor ama bunlar da genelde Türklere yönelik zannediyorum orada daha çok hani satılması hedeflenen şeyler olmuş. Aslında bu işin ticaretin ötesinde kültür diplomasisi yani aslında Türklerin ne kadar incelikli bir tatlı yapabildiğini, dolayısıyla tatlı yapabiliyorsa başka şeyler de yapılabileceklerini falan anlatılması lazım. O noktada ben Tokyo'yu zaten çok sevdiğim bir yer. Hani benim artık bir ayağımın orada olmasını ben de zaten istiyorum. Ticari olarak da bir kültür elçisi olarak söylüyorum. O yüzden biz bir yandan zaten baklavanın tarihi de şu an kitap olarak Türkiye'de yazılıyor. Ve muhtemelen İngilizceden bile önce belki de ilk Japonca'ya çevirip yani zannediyorum İngilizceden daha çok ilgi görecek olan belki de Japonca olacaktır. Bu kitap önümüzdeki Eylül ayında çıkmasını düşünüyoruz. Ve hemen ben mesela bunun Japonca'ya çevrilip orada da insanlara sunulmasını sağlıyor olacağım. Japonya'ya da daha çok olmak ve daha çok baklava kültürünü özellikle anlatmak istiyorum ve baklavanın dışında da bu arada çok kıymetli tatlı ve yiyecekler var. Türkiye'den ben şimdiden sektöründeki arkadaşlarımı bu konudaki oraya doğru çekmeye çalışıyorum. Çünkü Japonya bence dünyadaki hani en rafine pazarlardan biri. Herkesin öğreneceği çok şey olur Japon kültürü. Sizlere de çok teşekkür ederim. Orada çok önemli bir yani Türk-Japon komünitesi var. Ve hepsi de sağ olsun yani birçoğuyla iletişime geçtik. Onlar iletişime geçti. Çok yardımcı oldular. Yani gerçekten çok herkes saygılı, sevecen ve mutlu. O yüzden herkese de çok teşekkür ederim. Herkes için hayırlı olsun. Teşekkür ederim. O halde Ginza Masya'da açılan Nadir Güllü Baklava'nın adresini aşağıya koyuyorum. Yemeği unutmayın, yine online olarak sipariş vermek için olan linki de aşağıya koyuyorum. Lütfen sipariş vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Bay bay. Merhaba.